Kalitenin bir numara adresine hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Enis Kirazoğlu ve Enis Kirazoğlu kanalındasınız. Yanımda da Şebnem. Yani karıcığım, pardon Şebnemciğim. Bir şey var. Saçımı çeksin. Çok özür dilerim yani. Saç çekerek baş. Saçımı çekti. Video başlığını bulduk. Foranların galiba şimdi... benden hoşlanıyor. Foranların şimdi ikinci hikayesi. Chapter 2 kısmına geçeceğiz. Hikaye modunda oynuyoruz. Şövalye kısmını geçen bölümde bitirmiştik. Şimdi Viking kısmını göreceğiz. Açıkçası benim de favori karakterlerim genelde. Hani 3 sınıf arasından Viking'i daha çok severim ben. Raiding the Raiders isimli bölümü oynayacağız. Bakalım işin Viking kısmında işler nasıl yürüyor? Bakalım hikayesi nasıl? Aynı sahneleri mi yaşayacağız? O turunculuyu bulup öldürüyor. Yok, devam ediyor. Ama turunculuyu bulup öldürebiliriz, evet. O şövalyeyi. Biraz hasta olduğum için ıhlamur içiyorum bu arada. Şebnem sağ olsun, ıhlamur sponsorluğunda videomuzu çekiyoruz. Evet. Hep öyle bilgisayarcılar sponsor yani. Olmayacak şimdi ıhlamur. Ne ıhlamur? Şakir ıhlamurları. Sizde için sağlığınız yerine gelir. Asla be. Valla ıhlamur kaç senesinden kalma onu da bilmiyorum, evde oldum. Raider sınıfıyla oynuyoruz. Raider yağmacılar diye geçen ve savaş için yapılan bir ırk olarak bahsediliyor. Az önce oyun bize öyle tanıttı kendisini. Buradan bir karakter seçiyorum Şebnem. Aa, burada kendini seçebiliyorsun. Ha? Yani tabii 3-5 farklı tip var. Hepsinin dövüş özellikleri aynı ama. Biraz önce şövalyeyi seçemediğini söylemiştin, o yüzden. Aa, şövalye de yani öyle 3-6 tane özellik vardı. Onlardan birini seçmiştim, evet. O zaman seçmişsin Deniz. Bu arada tamam, özür dilerim. Sana seçip Allah seçmediğini Allah. Sordum. İyi, bunu seçiyorum, al. Ne o ya, iğrenç sakalı şöyle örmüş. Onu mu seçtin? Hepsi öyle. Hayır, öyle değildi. Sakalı örgülü yoktu. Sen kadınlar vardı, erkekler vardı. Erkeklerin hepsinin sakalı şeydi. Videonun başında. Eşiniz de oynamaması gereken bir bölümmüş bu arandır. Sizin pis, barbar olmanızı istemiyor çünkü eşiniz. Hı. Ben pis bir barbar olmak istiyorum Şebnem. Pis bir barbarsın. Öyle miyim? Öyle yani, görüyoruz burada işte seçimlerinde, tercihlerinde. Seni de Antilla'da görüyoruz. Seçimlerinde, tercihlerinde. Evet, çok güzel seçiyorum bence. Loadingleri biraz uzun sürüyor ilk başta oyuna girerken. Ya uzun dedim, çok aman uzun değil ama uzun sürüyor. Heh bak. Az önceki olayın bir yıl sonrası. Geçen bölümün sonundaki olayın bir yıl sonrasıymış. Sizi birbirlerinize mi düşürdüler acaba? Evet. İnsanlarımız açlıktan kırılıyordu diyor. Ve birbirimize düşmüştük hayvanlar gibi diyor. Aklıma Attack on Titan geldi ya. Orada da hani vardı ya. Aa, Ragnar. Çok özür dilerim, sözünü kestim de Ragnar Viking dizisinde de geçen gerçek bir karakter. Yani gerçekte de hikaye, dünyada da yeri olan bir karakter Ragnar. O Ragnar mı, onu merak ettim. And so I came down from the mountains. Dağlardan aşağı indim diyor adam. I joined the Warborn'a katılmış. And then we did something about it. Ya bir şeyler yaptık konu hakkında diyor ama. Sen olabilir misin? Başlamadan bitti diyorsun. Ben büyük ihtimalle üzerlerine koşan adamım. Şimdi yeni bir karakter olduğu için alışmaya çalışıyorum. Ne? R2. Wild Swing diye bir şeyden bahsetti bana. Abi, bayağı danamsı bir karakterim. Tip over brazers with use or use a fire flask with şey. Şey ya. Tamam. Şu an tabi başlangıç seviyesine getirdiği için herhalde biraz daha kolay karşıma çıkan düşmanlar. Çok da bana şu anda karşı çıkacak durumda değiller açıkçası. Yani sadece duruyorlar, sen hareketlerini şey yapıyorsun. Şu an süs... eşyası gibi duruyor hepsi. Burns tip or brazers. Tamam. X'e bas bebeğim. Bir dakika. Ha, böyle buraya nereye alev atacağımı seçebiliyorum. Anladım. Bu da benim özelliklerimden bir tanesi. 4 tane böyle şişem var. Birini harcadım. 3 tane kaldı şu anda. Böyle kapıları falan yakabiliyorum. Bak, bunu öğrendiğim iyi oldu. Bu çünkü şövalyelerde olmayan bir şeydi.
told you. Come! It's what we came for. Let's find the rest for our people. İnsanlarımız için yemeklerin geri kalanını da bulalım diyor. Ne yapıyorum bilmiyorum, alıştırma mı yapıyorum? Ha, oyun öğretiyor işte, karakter öğretiyor da. Raider can cancel a chain to perform an unblockable zone attack. Tamam. R1, R2 yaptığım zaman bloklanamayan bir alan hata yapmış olacağım. Şimdi food şeylerini toplamam lazım. Onlar senden be, niye vuruyorsun? Sen değil mi onlar? Sinirlendim ya, ben bir gerginim. Genel olarak gergin bir insanım yani şeyimden. Ama... Çok açlık hoşlaş. Var diye mi böyle yapıyorsun? Açlık var zaten. Birkaç boğaz eksilsin diye mi yapıyorsun? Sinirliyim yani, anladın mı? Açım. Sakallarım örülmemiş yeterince iyi. Bak yüzüme karşı bir kızgınlığım var. Kuaförüme karşı bir kızgınlığım var. Şu adam da... Vay, savundu adam. Son dakikada savundu, helal olsun. Kadın galiba. Kadın işte, özür dilerim. Ama biz tabii viking olduğumuz için kadın erkek dinlemeyiz yani. Bizim için herkes eşit. Aa, yumurta mı, patates mi? Patates galiba. Ben bunları açıyorum ama birileri topluyordur inşallah ya. Açıp gidiyoruz çünkü. Her şey yakın diye bağırdı. Oo, burası. Çok yanıma yaklaşmazsın. İyi, burası yardıma geldi, kalabalık oldu. Ya nereye vuruyor, dikkat et. Bizim karışıyor hepsi de bizden mi? Yani işte, bunlar bizden değil. Böyle. Şimdi bitti. Baya araya aldılar onu. İki tane bulduk, şimdi kaldı bir tane. Arkadan geldi vurdu da ufak sinek ısırığı vuruş olduğu için çok şey yapmadı. Yine de bir tökezledin ama. Kalkanlar can sıkıcı ya. Çünkü kalkanlar her yönden korunabiliyorlar ve beni delirtiyorlar ya. Ulan tam bir keşmekeş oldu, açılın ya. Canım sen çekilirsen. Ne oldu, bana mı mesaj geliyorsun? Bu şeyi beğenmedim, bu bölümü ya. Çok keşmekeş yani. Ne olduğu anlaşılması çok zor. Ya yani benle beraber gelen bir sürü kişi var. Evet, ben de kim yani kim kimden anlaşılması zor. Renkler birbirine benziyor. Yani oynayan için de zor. Mavi değil mi? Biz yeşiliz. Yeşil dışındaki herkesi sal gitsin yani. Mavi, kırmızı, sarı hiç fark etmez. Yani bunların hepsi bizim için düşman. Kah düşman oluyoruz. Kah. Geçen sefer öldürdüklerimizi yerine oynuyoruz. Hayat bu. Aslında buradaki amaç şey değil mi? Savaşma. Bir gün onların yerinde de olacaksın. Hayda, bayağı tokatladılar bizi ya. Tam bizi tokatladı derken bir destek birliği geldi. Tüm şeyi. Kutlamayın. Onlar yanında duruyorlar ama savunmadım biraz önce. Lan belki de delikanlı olsunlar, hani teke tek savaşsınlar. Gerçi bizim adam girdi, şey yaptı. Ay, kendi adamı hızımı alamadım, kendi adamıma da vuruyorum. Hep onlara vurdun zaten. Umarım o sizin gücünüzü azaltmıyordur, senin yaptığın bu hatalar. Yok canım. Takımın gücünü. Sanmam. Şu domatesleri kes. Domates mi? Domates. Çiftçilik yap.
Ragnar bizi buraya ödül için getirdi falan filan diye bir cümle geçti. Şurası neymiş? Ha, buraya geldiğim kadar yemek için geldiğim kadar buraya Ragnar için de geldim dedi. Ragnar da şu mekan içinde galiba. Bu mu Ragnar? Sor, sen Ragnar mısın? Sen Ragnar mısın abi? Sen. Benimle yüzleş. İçeri gel o zaman dedi o. Sağ olsun, davetkar bir Viking abiymiş. Çok ağır değil mi o elindeki balta? Çok ağır. Gelir yalnız kavgaya mı başladın? Zaten kavga için geldim Şebnem. Tek mi girdin? İnşallah tek girmemişsin. Teke tek işte. Ha, başka kimse yardımcı olmayacak değil mi ona? Çünkü hayır, onun mekanındasın da o yüzden dedim. Yo, delikanlı ya bunlar. Delikanlı savaşı oluyor işte. Vikingleri biliyorsun ya, öyle şey adetleri vardır. Delikanlı adetleri vardır. Bıraksana adam beni. Al. Sen yaparsın, ben yapamaz mıyım? Sen seyircisiz savaşıyorsun şu an. Deplasmanda savaşıyorum ama olsun. Moral mantıklı. Adam beni darma duman etti ya. Çok pis. Heh. Evet, mevzu sonlarına doğru olay çıktı. Ölmeye başlayınca herhalde herkes birbirine girdi. Kaçma lan. Ooo, atam atam. Atla oyuncak mı acaba? Her şey bu kadar ömürlü ve seviye. Aaa! Çok iyi lan! Aman! Vallahi hiç beklemiyordum böyle bir şey. Mevsim mi değişti lan burada? Hayır. Aman dikkat et atın. Atı ben yönetiyorum bu arada. Tabii sağa sola yaparak da yanından gelenleri vuruyorum. Bayağı iyi sahneymiş ya. Tabii yanıma kek... Ya anlayacaksın. Ateş atıyor. Atar. Arkasından diğer önünde. O baltayı atsana kafasına. Oha, bunu nasıl atayım lan? Bir kere olsa geçsem ne olacak? Neyse, yaklaştık. Tamam, sıyrıldım şöyle. Aşkım, evet evet, gördüm gördüm de şeye de bakıyorum ya, şu patikalara da çarpmam gerekiyor ya. Çok az kaldı be. Ha gayret gülüm. Hah, şimdi fil atacağız galiba. Olabilir. Çok. Sakın niye o kadar büyük? You feast while all around you people starve. Etrafındaki herkes açtan ölürken sen çölen yapıyorsun diyor. Sen ve savaşları bizim gibi yaşamayı öğrenecekler diyor. Ya da kargalarımız için yemek olacaksınız diyor. We're Vikings. So that's a no. Valhalla.
Valhalla. İşte istiyorsan bir de çiftçilik yapalım falan gibi bir şey söyledi. Bir yer biz Vikingiz diyor. Tabii ki de böyle yapacağız gibi bir şey denk getirdi. Sonra bu cevabı Kayr mı diyorsun sen bize dedi bizim adam. O da Valhalla dedi. Valhalla'da Vikingleri inandığı şey cennet yani. Başta sen mi varsın dedi adam. Şimdi de sen bizim gel liderimiz ol. Seninle beraberiz diye bir şey çıktı. Topladı ya. Ragnar'ın adamlarını da topladı. Yani bayağı bir başlangıç yaptı yani. Buradan bir yol alacak bu. Alsın bakalım. Biz Ziglander'ı yazıyoruz. Herkesin aldığı yol kendine. O zaman Vikinglerin macerasının ilk bölümünden bu kadar diyelim. Atlı güzeldi atlı bölüm hakikaten. Değil mi? Atlı bölüm güzeldi ama bunun önceki bölümler çok güzel değildi ya. Yani böyle biraz karmaşıktı yani ne olduğu ne bitti. Kavga dövüş işte yani ama atlılar değişikse asabilmesi. İnşallah da böyle değişik şeyler vardır. Bakacağız. Devam edeceğiz efendim. The Raider and a vicious killer named Siv. With many of the warborn leaders held hostage, conflict was inevitable. Viking Story Mode. Ha bak 10 yıl öncesi diyor Skalabor. Gördün mü? Bizi bir yere doğru götürüyor. Şu anda 10 yıl öncesi dedi mesela. Evet. Yani bir hikayede bir yere doğru gidiyoruz. Nereye doğru gittiğimizi merak ediyorum ben de açıkçası. Belki de online'daki savaşlara bağlayacak kısma doğru gidiyoruzdur. Hani üçünün de birbirle kapıştığı mantık olarak neden kapıştıklarını açıklayacak o kısma doğru gidiyoruzdur. Göreceğiz hep beraber. Evet, Vikinglere devam ediyoruz. Foranların Viking kısmındayız. 2.1 oynadık. Şimdi 2.2 oynayacağız. Viking Diplomasisi isimli bölümü oynayacağız. Yanında biricik eşim Şebnem var. Ben de onu biricik İyice sempatikleşiyorum. Biricik kocişi. Enis. Şimdi geçen bölüm Ragnar'ı indirmiştik aşağı. Atlı bir kovalamacının sonunda. Bu bölümde inanın ne olacak, ne olacak, ne bitecek ben de hatırlamıyorum, bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz nelere maruz kalacağımız. Sadece elemanımız, yönettiğimiz eleman Vikinglerin başı olmuştu artık. Ve Vikinglerde bir yemek krizi var. Şövalyeler sağ olsun. Onu çözmek için bir arayış içerisindeler. Bu arayış da bizi buraya getirdi. Ne diyorsun bu iş? Viking bir şövalye mi? Ya bilmiyorum. Viking diyordun iki bölüm önce. Evet öyle diyordum. Ama hepsini bir göreyim canım üçünü de ondan sonra. Samuraylarda mı görmek istiyorsun? Hepsini göreceğim artık. Şebnem oyun bittikten sonra Şebnem'in kararını açıklayacak Şebnem. Siv'in çalışması. That's just barbaric. I've seen you take scalps. Bu çok barbarca dedi de adam. It's different. Ben de senin işte hani insan şeylerini koleksiyon yaptığını gördüm dedi. O farklı bir şey falan dedi yani. Bu da bizim karakter bu arada. Eğer unutan veya hatırlamayan varsa. Oradaki şey neydi heykel dedi? Adam oturmuş. Ne? Bir tane heykel vardı tepede. Görmedim sen. We'll just wait for your signal then. Adam bekleyin dedi. O zaman biz senin sinyalini bekliyoruz dedi. Biz tek başıma gidiyoruz Şebnem. Biz biraz yürek yemiş kafadayız. Şunlar şey şövalye şey gibi mi? Kafası gibi baksana. Şu dağlar taşlar. Ha değil mi bak. A millennium ago, Valkenheim was the site of a vast Nordic empire. Ha daha önce imparatorluktan kalma kalıntılar şu onlar. Biz niye tek başımıza gidiyoruz onu tam olarak anlayamadım. Ya bakacaksın ondan sonra gelin diye çağıracaksın. İyi de yani. Gizli gitmiyoruz ki zaten hani. Oo yanıyorum yanıyorum. Warborn prisoners. I would free them. Ha, prisoner'lar varmış. Onları serbest bırakacağız biz şimdi. Herkesin tabii ben bu özel hareketimi yaparken herkesin kibarca izlemesi de çok şey yani. Onur etti beni yani. Oha ikisini birden aldım lan tek şeyle vuruşla. Çünkü kaslı mıyım Şebnem ben? Kaslısın aşkım. Teşekkür ederim Şebnem. Güçlüsün koş. Stunning tap. X'e mi basacağım yani? Bunların hepsini yaparken X'e basacaksın. Anlamadım ki. Ya bastın mı? L'ye basıp X'e bastın mı? Hayır bastım ama tam olarak nasıl basacağımı hiç çözemedim. Nasıl tam olarak basacağım? Bak
Gene beni sinirlendiriyorsunuz hepiniz. Gene beni sinirlendiriyorsunuz. Gel buraya gel. Bir daha vur. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Bir şey yapacaktım da neyse onu vurmasını bekleyemeyeceğim şimdi. Kafasını kopardım. Ölmüştü zaten. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Puan almak için şeyden. Ya bak bunlar ha, bizim şeylerimiz. İlkilerini çıkaracağım. Sonra diğer kulede var bir iki tane. Bir adam için mi lan bu kadar şey? Olabilir. Harbi delikanlıymış. Cam değil mi onun içinde? Ne bileyim ben bir iki tane çıkar diye düşünmüştüm en azından. En azından 2-3 tane adam olur diye düşünmüştüm içeride. Tam Viking müziği ya bu çalı. Siz ne yapıyorsunuz lan? Ha o adam yardıma geldi bana. Kurtardı. Baksana nasıl aşk gibi savaşıyor ya. Çok hırslanmıştır o adam. Ben şunu aşağı alıp atamaz mıyım böyle? Biliyordum bir adamı çıkartmak için geldi bak. Senin sağ kolun oldu hemen. Şu anda sol kolun oldu. Müthiş bir espriyle. Gerçekten serimizi şenlendiren. Şebnem'e teşekkür ediyoruz. Sen yazık tek başına mı kaldın burada? Seni böyle alıp aşağı atalım. Çok basit oldu lan adam. Şimdi şurada bir arkadaş daha var. Sen kimsin? Okçu musun? Vikings and cages. Unacceptable. Stunning tap şu şey mi acaba ya? Bak. Bir şey denemeye çalıştım ama olmadı. Bu gelene kadar ben içeri gireyim. Ha buradaymış o zaten diğeri. Diğeri basitteymiş. Bu kadar kolaysa o niye tekme atıp açmıyor lan kapıyı? Anahtar sokaydı bu arada. Tekmeyle kapı açtım Şebnem. Yani ama demek içeriden açılmıyor tekme. Denemiştir herhalde yani. Açılıyor? Ayrıca silahı da yanında ha. Sen açınca yanında silahını alıyorsun böyle. Bu üşengeç bunlar ya. Kaleden bize bağırıyor galiba. Senin olduğunu biliyorum diye. Sanırsam bu sinyal dedi adam. İçeride kalan diğer mahkumları da kurtaracağız galiba. Bak sen şu maviler de sensin lan sakın kendine vurma. Mavi değilim ben ya mavi. Arkadaki olmadı. O baranlar sinyali aldık diyenler maviydi bebeğim. Öyle miydi? Evet. Yani ellerindeki şeyler maviydi. Neyse bakacağız şimdi mavi miydi değil miydi? Ya öyleydi şimdi buraya gelince değiştirmiş olabilirler ama orada yeşil maviydi. Yeşil işte hepsi. Mavi deniz gördüm ellerindeki ya, bırak şey. Bırak Allah aşkına ya. Kayıda bakarız inceleriz. Kayıtları mı inceleyeceğiz? Aynen. Aşkım seni mi kıracağım bir tane mavi bir beyaz için ya? Ne olacak beyaz? Doğrudur yani değişmiştir. Evet öyle diyeceksin. Bak beni burada parça pinçik ettiler. Beni dövdüler. Beni dövdüler. Sen de onları döv. Dövüyorum zaten. Ah be. Dövüyorum. Adamı bir alevlere atsak mesela. Sana ne dedi? Bana niye vuruyorsun salak dedi? Heh, alevlere attı. Biraz önce. Öyle mi dedi? Ben öyle düşünüyorum. Bence öyle dedi yani. Cümlelerin altında gizli bir anlam mı vardı yoksa? Bir yazı çıkmadı sadece, bardağı çıktı. Raider! Bize bağırıyor Raider diye. Peki bir şey diyeceğim. Niye sesler öyle kalınlaşıyor? Adamın sesi o. Viking ya bunlar. Öyle olması gerekiyor. Ama öyle kendileri öyle konuşuyorlar. Normalde ses tonları öyle değil. Değil mi? Değil mi? Öyle mi? Normal konuşmaları hiç. Bağırmadan kurdukları bir cümle görmedim ben daha anı. Bize bağırıyor ya teke tek dövüş istiyor bu arada kadın herhalde. Da yani bunu da yapma bence. Kadına teke tek dövüşme. Niye? Dövmelerine bak. Kimin? Senin. Dövme kadında değil mi da var. Ha dövme kadında da var.
What are you doing among the warborn? You talk too much. Çok konuşuyorsun dedik. Çok. Konuşmadı dövüşelim dedi. Warbornların arasında ne işin var senin dedi. Sen de çok konuşuyorsun bize dedik. Sith had numbers, but the warborn had me. Bu ne kadar iyi dövüşüyormuş bu ya. You'll never beat me. Gel buraya, buraya gel. Şu şeyi anlamadım ya. Hah. Bu muymuş mevzu? Öldüm. Anladım şimdi. Ya şu Stunning Tap yazıyor ya altta. Evet. Öğretmek için. Onu anladım ya. O kalkan kırmak için bir şeymiş. Ya vurarak kalkanını açıyorsunuz yani. X'de R1'e basıyorsun. Olay o. Ben sana dedim L1'e X'e basaydım ya. Bak. Basmaya çalıştım da az önce olmadı. Böyle sersemleşiyor. Ah. Konuşma hiç konuşma. Warbornlar finishedmiş. Al sana Warborn. Şimdi bunlarla sana katılmak istiyor musun? Katılacaklar tabii. Onları da aramıza katacağız. Büyüyeceğiz kızım. Bak bir kere daha büyüdük diyor. Bir kere daha birleştik diyor daha doğrusu. Warborn'un geri kalanını serbest bırakma zamanıydı diyor. Warborn da bizim zaten. Bak birden fazlaymış gördün mü? Onları büyük ihtimalle bir şey yapacaklardı. O yüzden çıkarmışlardı. What took you so long? Finding Vikings you hadn't pissed off. Kadın çok oralı olmadı. My thanks, warrior. Don't disappoint me, Jarl. Bu adam Jarl'mış. Şeyinden, Jarl yani Viking şeyinde belediye başkanı gibi düşün yani. Kafasındaki şeyden belli zaten. Baksana hayvan kaybolmuş kafasına. Hangi hayvanı kaybolmuş şu an? Ayı galiba. Hiç kimse öyle bir şey görmemiştim yani. Rütbeli olduğu belli. Doğuştan hakkımız şey olmanın zamanı geldi diyor şimdi. Doğuştan hakları olan bir şey varmış ve onu almanın zamanı gelmiş evine. Al o zaman. Oynayak mı biraz? Oynayalım. O zaman devam ediyorum. Bir bölüm daha bitirelim. Go! Bir bölüm daha bitirelim, ondan sonra bitirelim. İyisin değil mi? Ya sen kendine bak, hasta olan sensin aşkım. Sen iyi misin nasıl? Ben iyiyim. Dokunma bana, hasta olacaksın sen. Dibinde oturuyorum. Ne yapayım yani? Yüzüme gülme. Tamam be, özür dilerim. Stigander, their new jarl, set out to take them from us. Şimdi Wood, Iron and Steel isimli 3. bölüm oynayacağız. Bu da eğer 6 chapter olacaksa bu bölümden sonra 3 bölüm daha kalmış demektir. Sonra samuraylara geçip bitireceğiz oyunu. Ama ya uzun sürmesini isterim. Çünkü keyifli ya, ben sevdim yani oyunu. Şimdi galiba kalkanlı bir karakter oynayacağız şimdi. İyi bak, kalkanını kullanacağını gösterelim. Öyle yap, tamam mı? Kalkanına da vur. Tamam. Ya şimdi kalkanlı, kesin kalkanlı bir karakterle oynayacağız yani. Bu tanıtım başka bir şey olmaz. Ha, Stigand. Az önce kurtardığımız yarlı oynayacağız. Stigand. Kalkanlı kılıçlıyı merak ediyordum ya, nasıl oynandığını. Hatırlıyor musun? Sen de bir kere kalkanlı kılıçlı bir karakterle oynuyordum. Şeyden evet, kuşlar çalışmıyor falan demiştim. Evet, tartışmıştık. Çok tartışılmıştı o konu. Şimdi göreceğiz bakalım yapabildiklerini, yapamadıklarını falan. Oyun öğretecektir çünkü büyük ihtimalle nasıl oynatacağım bu karakteri. Sen de kalkan al, sen de savun demiştin de. Şu şeyi merak ediyorum ya, hızlı dönüyorlar böyle. Onu nasıl yapıyorlar onu merak ediyorum böyle. Bir anda hızlıca dönüp sağdan saldırıyor mesela. Onu nasıl yapılıyor? Esneme kız. Esnedin mi? Yuttun niye mu? Niye esneyemiyorum? Esnemeni mi yuttu? Neden esneyemiyorum ki? Hayır, ağzını aç esniyor çünkü. Eline kapat esne.
Küçük mesleğim, büyük mesleğim. Ellerim çamaşır suyu kokuyor Enes. Öyle mi? Evet. O zaman ve bunu yaklaşmak kameranın, istemiyorum. Kameranın dışında esneşebilirim. Gideyim mi? Neden hayır. Çıkardım. Çıkartmadım. Hayır. Tak yanlışlıkla düştü. Gördüm yanlış oluyor. Her şey yanlış oluyor şeyden. Bu seri sonumuz olacak. Forerunner bizi bitirecek. Neyse hastasın diye saçmaladığını düşünüyorum şu anda. Bakın beni izleyicilerimiz yanında gömüyor musun? Kamera arkasında göm bari. Focus strike. Konsantre atak. R1 R2. Aa şövalye. Peki burada. Haa. Oy. Güzelmiş ha. Sevdim ben bununla oynamayı. Güzel bir hikaye olsun lütfen. Uyuyacağım. Odin'in sakalı. Şimdi Blackstone, bizim turunculu var ya. Onların olduğu, onların ha. Şeyin, lejyonların olduğu yere saldırıyoruz şu anda. Dövmesin mi turunculuları? Yok istemem ama o birlikte olan herhangi birilerini dövebilirim. Niye? Onlar da senin eski takım arkadaşlar. Kafam karıştı. Kalkanını kullanmayı mı öğreniyorsun şu anda? Evet. Tamam. Kalkan. Yavaş yavaş. Nazik nazik kalkanını kullanıyor. Onu sadece savunma değil, vurmada da kullanabilirsin bu arada. Öyle şeyler gösterdi. Gösterdi de. Sayak yedim. Sayak yok. Sen kalkanlıyla beceremiyorsun. Dur bekle ya. Öldü işte tamam bir bu kaldı. Şu kalkanla nasıl pozisyon alıyor şöyle? Bak onun önünde ne var? Hayır kalkanını hep havada tutuyorsun. Önünde tutsana. İşte birazdan şeyden... sallayacak sana. Kalkanını da tut lan. Kullandım işte. İnat ettim. İnadım. Buraya gel. Aa çok kötü savaştım ya. Heh bir vuruştuk canı kaldı bir herif indiremedik aşağı. 3 saatte. Allah Allah. Şöyle boş bir alana tuşlara bak ya şu kalkanı ne yapacağını. Öğretecek bana ya. Eminim öğreteceğini. Şuradan bir şeyler toplayayım. Ha, yukarı çıkamıyor muyuz ya? Oraya başka yerden gideceğiz galiba. Yukarıda bir şey var topucu. Oo herkes beni bekliyormuş. Ha aşağı bastığım zamanmış. Anladım. Böyle yapınca. Evet sen. Öyle yapacaksın. Of be şu kalkanı falan. Bir şey diyorum senin kafanda kalan var. Sen diğer karakter mi oldun? Evet dedim ya diğer karakter oldum diye. O yeni kurtardığımız adam oldum işte. Ya o da onu hiç sevmemiştim ya. Tam bir... Söyledim gibi. Hiç halkın zamanı gibi değildi o. Alışması zaman alan bir... Arkadaş, şeklim... Zor ya bunlarla oynamak. Gel buraya gel.
Şunu iki tane daha vursam. Oh be. Ya zor gerçekten. Kalkanlarla dövüşmek zor ya. Şu o kadar zor olmasa gerek. Yarısı gitti zaten bir kere. Buldum. Öldü. Telefonum çalıyor. Telefonun nerede? Telefon senin şurada. Getireyim mi? Getirsene Şebnem ya. Tam zamanında aradılar. Kim arasa tebrik ediyorum. Evet, 15-20 dakikalık bir telefon konuşmasının ardından geri döndüm şu anda. Şebnem gitti, o kadar uzun konuştum ki. Ben kimle kapışıyorum abi? Sizler... Bilmiyorum, hayata karşı her şeyi unuttum şu anda. Heh. Open the gate. Gate neresi? Gate yukarısı. Ha, yetiştim. Ya bir durun arkadaş. Ya sen ne? Ne enerji sömüren bir şey çıktın ya. Abi geç şuraya gözünü seveyim. Arkadaş Allah Allah. Neler yapıyorsun sen abi? Ben niye böyle şeyler hiç yapamadım? Bayağı bu adam şov yaptı ya. Ha, ilk vuruşumu yaptım en sonunda. Oh be. Yemin ediyorum rahatladım ya. Ne uğraştırdım be adam. Açacağımız bir kapı ya. Yürüyün aslanlarım. Ha, balistaya doğru koş. Oradaki balistalarla beraber. Vay. Az kalsın o knight'ları acıyacaktım diyor. Çok ilginç ya. Gerçekten oyun single ile ilgili yaptığım yorumlardan dolayı şu anda yani hani utanıyorum demeyeyim ama beklediğimden çok daha özenli bir iş var yani. Beklentinin düşük olması güzel bir şeymiş bazen. Bitti mi canım? Aa. Önceki oyundaki adam değil mi bu? Vallahi önceki oyundaki adam bu he. Defeat Julius Salavender. Sen misin Julius? Aa bu işte önceki oyundaki adam ya. Sizi de görün.
artık. Heh, oh be. Bu bizim adamsa bayağı tırt öldü yalnız. Ben biraz da karizmatik bir ölüm beklerdim. Where did these come from? Samurai ships, washing up all summer long, full of this chunk. The samurai! They're weak. We outnumber them 10-1. And they've had a good year! Ya samuraylardan gelen malzemeleri görünce onların refah durumunun daha iyi olduğunu fark ettiler herhalde. Bir sefer düzenleyecekler samuraylara karşı. Evet, yağma yapmak için zamanı geldi. Vikingler zaten yağmacılar. Yağmacı toplumlar. Raiders zaten adı üzerine yağmacılar. O yüzden şimdi Vikinglerin samuraylar olan yağmalarını, samuraylara yağma yapmaya sefere gidişini göreceğiz yani diyelim. Bu bölümler şimdi bu kadar diyeyim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ama bakalım bir sonraki bölüm nereye gidecek? Biz onu bir göreyim ya. Harita olarak nerede olacakmışız? Onu göreyim bırakayım. İyice ateş çıktı. Hoping for quick spoils and perhaps the glory of victory. The Vikings turned their attention on evet, denizin karşısına. Bakın şu an sefer düzenliklerini gösteriyorlar. Yani samuraylara gidecekler. Vikinglerin inandığına göre zayıf bir savunması olan kuleye doğru saldırıya geçecekler deyip bıraktı. Bu arada şu haritadaki animasyonların da böyle olması pek hoş olmuş. 8 yıl öncesine gittik. 2.4. seviye önce. Sonra büyük ihtimalle şu arkada bir yanan alevli yer var. Oraya gideceğiz. Ondan sonra da 2.6'yı oynayıp samuray kısmına geçiş yapacağız. Yani oyunumuzu bitirmek için son chapter'a gireceğiz diyelim. Şimdilik bizden bu kadar. For Honor oynadık. Bizdeydiniz. Hoşçakalın. Bay bay. Kanalıma abone ol. Videoyu da beğen.